Merhaba, ben Gökhan Alkan. O ne diyor da sorularınızı cevaplayacağım. Bakalım neler sormuşsunuz. Büyüdüğünü ne zaman anladın? Hangi olay sana ben büyümüşüm dedirtti? Galiba büyüdüğümü anlamadım. Anlamak da istemiyorum. Anlamaya çalışmıyorum en azından. Çünkü bu şöyle bir şey. Bazen gerçekten bazı olaylar karşısında 30 yaşında tepkileri veriyorum. Bazen bir ergen gibi davranıyorum olaya göre. Bazen bir çocuk gibi, bazen de 70 yaşında bir dede gibi. O yüzden galiba iyi olan da bu. Sıkıcı olmayan da bu. Değişiklik yapmak adına kötü adam karakterini oynar mısın? Kesinlikle oynarım. Oynamak da istiyorum. Ben oyunculuk konusunda ilk günkü gibi, yani ilk sahneye çıktığım gündeki gibi maymun iştahlıyım. Maymun iştahlılığım da devam ediyor. Her türlü karakteri oynamak istiyorum arkadaşlar. Bilinmeyen gizli yeteneklerin nedir? Var mıymış? O kadar gizli ki benim bile haberim yok. En son okuduğun kitap, en son dinlediğin şarkı ve en son izlediğin film. Gazap üzümlerini okuyorum ve Bir Ömür Nasıl Yaşanır aynı zamanda. İkisini birden devam ediyorum. En son dinlediğin şarkı It's a Man's World. Yolda gelirken dinledim. En son izlediğim filmse Judy ve Parazit. İkisini de öneririm. Hiç Instagram fake hesap açtın mı? Bu soruyu biliyordum. Gelirse cevabım hazır. Çünkü izledim ve bu soru çıkıyor. İnsanlar merak ediyor. Benim bir fake hesabım yok. Sahte bir hesap kullanmıyorum. Gözlerinizin içine baka baka bunu söyleyebilirim. Hatta halihazırda elimde olan Instagram hesabımı da kapatmayı çok arzuluyorum. Çünkü çok fazla zamanımı çaldığına inanıyorum. Ama hazır değilim galiba. Kapatamıyorum. Fazla zamanımızı yiyor sosyal medya. Çukurova ve Güneydoğu'da epey gezip inceleme fırsatı bulduğunu, bol okuyan bir insan olduğunu düşünerek, orada geçen bir romandan ya da sinema filminden hangisinde yer almak isterdi? Ya da oynanmış veya oynanmamış hangi karakteri oynamak isterdi? Çok kıymetli bir soru. Buradan anlıyoruz ki gerçekten beni canı gönülden sevip takip etmişsin. Bu güzel soru için teşekkür ederim. Evet, ben epey gezmeyi, incelemeyi seviyorum. Nacizane okuyorum. Sırada da inşallah bir Karadeniz turu var. Aynını Karadeniz'e yapmak istiyorum. Ülkemizin dört bir köşesi gerçekten harika. Çukurova ve Güneydoğu'da geçen bir hikaye deyince Yaşar Kemal, İnce Mehmet. Çünkü verdiği mesajlar o kadar kuvvetli, dört ciltlik dolu dolu bir roman ki dizi yapsak bitmez, film yapsak seriye bağlar. Oyunculuk yapmıyor olsam muhtemelen şu an ne yapıyor olurdum? Kesinlikle gezgin olurdum. Ama ben öyle aileden imkanları kuvvetli bir insan değilim haliyle. Nasıl gezgin oluyorsun? O para varsa biz de gezeriz gibi cevapları şu an duyar gibiyim. Yok öyle bir şey. Baya baya gittiğim her coğrafyada günlük ya da haftalık işler yapıp oranın altını üstüne getirip yeni maceralara açılırdım. Hayatı geriye alabilseydik hangi anısını ikinci kez yaşamak isterdi? Geçmişteki mutluluğu anımsamak çok büyük bir acıdır. İlahi Komedyası'nda Dante böyle söylemiş. Bence geçmişe takılmayalım, ileriye gidelim. 1 milyon doları çantayla direkt sana verecekler ama bir daha oyunculuk yapmayacaksın. Kabul eder misin? 5 milyon isterim, 3,5'a bağlarım. Pazarlık sünnettir arkadaşlar. Öyle 1 milyon hemen kabul edilir mi? Kendi paranla aldığın ilk şey ne? Çok merak ettim. Yani ben profesyonel olarak ilk paramı tiyatrodan kazandım ve toplu iğne aldım. Toplu iğne, niye toplu iğne? Çünkü ikinci, üçüncü sınıftayım ilkokul. Böyle Karagöz Hacivat çiziyorum. Onu güzelce boyuyorum, kartona yapıştırıyorum, kesiyorum. Kurşun kaleme toplu iğneyle tutturuyorum. Sonra evden küçük bir bez alıyorum. Sınıfta iki tane sıranın arkasına onu geriyorum. Mumla sınıfta baya baya Karagöz Hacivat oynatıyordum. Çok zevk alıyordum. Öğretmenlerim de izin veriyorlardı. Sağ olsunlar. Buradan izlerlerse de selam olsun hepsine. Ve annem de bana hep şey diyordu. Oğlum ilk maaşında bana toplu iğne alacaksın diye. Unutmadım. Toplu iğnesini aldım. Aramızdaki problem çözüldü. Çünkü baya baya harcıyordum. Onu takarken kırılıyordu falan. Ama dizi çektiğimde de ilk kazandığım parayla pasaport alıp yurt dışına gittim. Gezmeye gittim yani. Dünyanın sonu gelse de yapmam dediğin şey ne? Zor. Büyük konuşmak. Kızlar diyorum, nasıl durabiliyorlar burnunu ısırmadan? Bu soruyu saklayabilir miyim? Çok hoşuma gitti. Buna şöyle yapayım. Sokakta birileri sizi görünce ne tepki veriyor? Ya da aldığınız en garip tepki neydi?
tabii çok ilginç tepkiler oluyor. Ama bu zamana kadar bütün tepkilerin arasından süzerek çıkardığım iki tane tepki var. Bir, aa sesiniz gerçekmiş, siz kendi sesinizle oynuyormuşsunuz. İki, abi sen ekranda kısacıktın, kocaman adammışsın ya diyorlar. Evet, sesim gerçek. Yani dublaj yapmıyoruz. İki de boyum 1.88. Burada da bunu bir kere daha söylemiş olayım. Ekranda niye kısa görünüyorum? Bunu yönetmenlerime soracağım. Kıyafet alırken fiyat etiketine bakıyor musun? Şu an üzerindeki kombinin tek tek fiyatını sayar mısın? Bu soruları acaba gerçekten nereden buldunuz? Helal olsun. Beni gerçekten tanıyan insanların soruları bunlar. Zaten isimde Team Alkan yazıyor. Evet. Şimdi öncelikle kıyafet alırken en önemsediğim şey etiketi. Ama kolay kolay almıyorum. Baya baya indirim kovalıyorum. O yüzden kışın yazlıkları alıyorum, yazın kışlıkları alıyorum. Baya samimi bir şekilde her şeyi anlatıyorum şu an size. Yani benim için bedenimi örten bir aksesuardan başka bir şey değil. Gerçekten. Çok fazla önemsemiyorum. Bu hayattaki en büyük pişmanlığın neydi? Yani ben hayatta yaşadıklarımı bir pişmanlık olarak adlandırmamaya çalışıyorum. Çünkü yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz her şey bizim bir kazanımımız. Haliyle onlardan ders çıkarmaya çalışıyorum. Sert mi seversin, vanilya mı? Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz? Kendinize 10 üzerinden kaç verirsiniz ama dürüst olun. Bu soruya da kendime de en fazla 1 verebilirim. Gezdiğin ülkelerde yaşadığın komik ya da tuhaf bir anını anlatır mısın? Oo, çok iyi. Aslında anıya dönüşmeden anın kıymetini bilmiyoruz. Fakat anıya dönüşmüş ve o anda da bizi çok etkileyen, çok güldüğümüz, hatta yerin dibine girdiğimiz bir anım var. Şimdi Varşova'dan Krakow'a gidiyoruz. Otobüs yolculuğu. Büyük bir otobüs. Şehirler arası. Ve içi de bayağı boş. Yani biz en arka koltukta oturuyoruz. İki erkek. Çocukluk arkadaşım Fatih'le beraberiz. Bize en yakın insanlar da 5-6 sıra falan önümüzde. Bir çift oturuyor. 2,5-3 saatlik bir yolculuk. Biz tabii geniş geniş oturmuşuz. Erkek erkeğe sohbet ediyoruz. Ondan sonra yolculuk bitti. Bu 5-6 sıra önümde oturan arkadaş ayağa kalktı. Şöyle bir döndü baktı. Abi siz neymişsiniz ya dedi. Abi biz susmadınız ya dedi. Yani şöyle söyleyeyim, 32 yıllık ömrü hayatımda cevap veremediğim nadir insanlardan biridir. Buradan selam olsun kardeşim. Tekrar özür dileriz. Siz de geç ünlü olanlar kervanındansınız. Birdenbire hayatımıza girdiniz. Bu nasıl oldu? Biri mi keşfetti? Şimdi kimse keşfetmedi beni. Bana verilen fırsatları iyi değerlendirmeye çalıştığımı düşünüyorum. Çok çalıştım, çok didindim, inandım, çok da dua ettim. Yani burada söyleyebileceğim tek şey şans faktörü. Akılla fırsatın kesiştiği yer şans. Bu bir gerçek. Hayatta vazgeçilmezleriniz nelerdir? İnanmak. En son umutlar ölür diye düşünüyorum. O yüzden umut etmeye ve inanmaya devam etmek zorundayız. Bu kıymetli sorular için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince samimi bir şekilde cevaplamaya çalıştım. Bana bu kadar değer verdiğiniz için de onur duydum. Sağ olun.